Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastane usulü tahinli pide tarifi paylaşacağım. Tarifimiz için gerekli olan malzemeleri hazırladım. 250 ml'lik su bardağıyla 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket 11 gram kuru maya, 2 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Tahinle birlikte şeker kullanacağım için şeker miktarını az kullandım. Ama isterseniz biraz daha arttırabilirsiniz. Maya ve şekerin erimesi için şöyle bir karıştırıyorum. Diğer malzemelerimizi ekleyelim. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı erimiş tereyağı, yaklaşık 40 gram kadar. 1 adet yumurta akı sarısını üzeri için kullanacağız. Başka bir kabın içerisine ayırıyorum. Tekrardan çırpıyorum. Kontrollü bir biçimde ununu ekliyorum. Öncelikle 3 su bardağı un ekleyeceğim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine, markasına, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Çok hafif, ele yapışan, oldukça yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzun kıvamı bakın bu şekilde olacak. Şimdi üzerini streç filmle kapatacağım. 45-50 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz kabardı. Şimdi üzerinde streç filmi açıyorum. Şöyle bir karıştırarak havasını alıyorum. Masanın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Biraz da hamuruma. Hamuru masanın üzerine alıyorum. Hamurumuzu 6 eşit parçaya ayıralım. Yuvarlayarak beze yapıyorum. Bezelerimizi kenara alalım. Bezelerden bir tanesini aldım. Şöyle biraz unluyorum. Açabildiğim incelikte açacağım. İsterseniz oklava, isterseniz merdane ile açabilirsiniz. Oklava ile daha pratik oluyor. Açabildiğim incelikte açtım. Onu kenara alıyorum. Bir tane daha açacağım. Daha sonra tahinini ekleyeceğim. Açtığım bezeyi masaya serdim. Şimdi öncelikle tahin döküyorum. Tahin miktarını arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine biraz şeker serpiştiriyorum. Şeker miktarını da aynı şekilde damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok fazla şeker eklemeyeceğim. Biraz da dövülmüş ceviz.
Şimdi tam orta kısmını şöyle parmağımla açıyorum. Ve bu şekilde içe doğru kıvırarak rulo oluşturuyorum. Şöyle uç kısmını kesiyorum. Bu şekilde ortadan başlayarak sarıyorum. Sarmadan önce biraz kıvıralım. Son kalan ucunu da şöyle altına doğru kapatıyorum. Çok hafif şöyle elimle bastırıyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsime yerleştireceğim. Şimdi diğerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Bezeyi hazırladım. Ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar pekmez ilave ettim. Üzüm pekmezi. Pidelerin tam orta kısmını şöyle elimle bastırıyorum. Orta kısmına tahin koyacağım. İsterseniz tahin koymadan da hazırlayabilirsiniz. Kenar kısımlarına da pekmezli yumurtadan süreceğim. Üzerlerine biraz da susam serpiştiriyorum. Tahinli pidelerimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Isındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Tahinli pidelerimiz pişti. Pişmesi için 16 dakika yeterli geldi. Üzerini temiz bir bezle örterek soğumaya bırakıyorum. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. Bu sayede videolarım daha fazla kitleye ulaşmış olacaktır. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Ben çok kızarmış sevdiğim için biraz fazla pişirdim ancak biraz daha az pişirebilirsiniz. Hemen şöyle birlikte kıvamına da bakalım. Kokusu efsane, resmen ev pastane gibi koktu. Tel tel, yumuşacık. Tek kelimeyle muhteşem. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum.
Oldukça da bereketli tam 6 adet tahinli pide çıkıyor. İsterseniz bir kısmını dondurucuya kaldırabilirsiniz. Yemek istediğiniz zaman çıkartıp buzu çözüldükten sonra ısıtarak tüketebilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.